Herkese yeniden merhabalar. Sıfırdan Futbol Menajer Rehber serimizin, yanlış hatırlamıyorsam 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son takım dinamikleri ve veri merkezinde bayağı bir beklemiş, bayağı bir anlatım yapmıştık. Umarım oraları kendi başınıza tamamlamış, farklı kaynaklara bakmış ve hazır olarak gelmişsinizdir. Bugün kulüp çalışanları antrenman ve sağlık merkezine giriş yapmaya çalışacağız. Tabii ne kadar sürecek onu bilmiyorum ama hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şu futbol menajer için bütün videolarda hemen hemen teknik personelinizden, yanınızdaki yardımcı antrenörlerden ve diğer sanal insanlardan bahsetmiştik. İşte bu arkadaki devasa ekibi yönetebileceğiniz, görebileceğiniz ve yönlendirebileceğiniz menünün adı kulüp çalışanları menüsü. Şimdi biz burada Galatasaray'ın kulüp çalışanlarını görüntülüyoruz. Her kulüpte farklı farklı eksiklikler olabilir. Bazı kulüpler bütün kulüp çalışanlarına sahip olabilir. Sizin buradaki amacınız bir menajer olarak buradaki eksiklikleri kapatmanızdır. Ben genel bakış üzerinden hepsine gidebilirim. Hatta şöyle yapalım. Antrenör ekibi üzerinden önce bir değerlendirelim. Akabinde diğerlerini de görev tanımları itibariyle anlatmaya çalışalım. Kulüp çalışanlarımız genelde futbolcu profillerinde yer alan öz niteliklerden farklı olarak farklı farklı değerlere sahip olurlar. Aslında bu biraz da böyle sizin menajer profilinizle bağdaşan özelliklerdir. işte antrenörlük özellikleriyle zihinsel özellikleri görüyorsunuz. Bilgi seviyesindeki bir takım şeyler yine bizim profilimizde yer alan şeyler. Hatta tasdiklemek için tekrar kendi profilimize gidelim. Bakın bizde de antrenörlük ve zihinsel özellikler yer alıyorlar. Bu bağlamda kulübe teknik personel alırken ne yapacağız? Tabii ki de bu personellerin bütün özelliklerinin en iyisi olması için uğraşacağız, değil mi? Ne kadar kaliteli hocalar olursa o kadar iyi verim alacaksınız. Çok basit ve kolay bir mantığı var aslında. Bu bağlamda bizim Galatasaray'da İrfan Saraloğlu diye bir asistan menajerimiz var. Asistan menajere ne yaptırabiliyoruz? Kulüp çalışanlarının altındaki sorumluluklar üzerinden bunları birazdan anlatmaya başlayacağım. Kaleci antrenörlerimiz var, kondisyon antrenörlerimiz var, normal antrenörlerimiz var ve performans analistimiz var. Bizim burada görmediğimiz diğer antrenörler kimler? Birincisi duran top antrenörleri, diğeri de performans analizi sorumlusu. Şimdi performans analistleri tahmin edeceğiniz üzere oyuncuların performanslarıyla alakalı sizlere geri bildirim yapan personeller. Bir de onun sadece bir kişilik kontenjanı olan bir sorumlu kısmı var ki performans analistlerinden sorumlu oluyorlar. Onlara görevlendirmeler veriyorlar. Otomatik olarak yapıyorlar bunları. Sorumluluklarda siz bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar bizim antrenör ekiplerimizi oluşturuyorlar. Bakın tekrar genel bakışa bakalım. Siz de göreceksiniz. Antrenör ekibimizi bu kadar insan oluşturuyor ve eksikliklerimiz var. Şimdi burada dikkat edeceğimiz ve transfer komitesine geçmeden önce eksiklikleri nasıl kapatacağımızla ilgili bir takım şeyler aktarayım. Bakın burada bir buton var. Artı işaretinden zaten az çok çıkarım yapabilirsiniz hem yönetim üzerinden antrenör ekibinizin maaşlarıyla alakalı bir artış talep edebilirsiniz ki bunu başarılı olmadan para kazanmadan kabul ettirmeniz çok zor hem de boşluk mevkiler için ilan açabilirsiniz mesela biz neleri açabiliyoruz bir bakalım asistan menajer açabiliyoruz birden fazla asistan menajer kullanabiliyorsunuz antrenör açabiliyoruz kaleci antrenörleri açabiliyoruz kondisyon duran top performans analizi sorumlusu ve performans analisti ilanları açabiliyoruz oyuna ilk başladığınızda henüz daha neyin ne olduğunu anlamaya başladığınız bir dönemde benim size naçizane tavsiyem. Kulübünüzde bulunan eksik personelleri ilan açma yoluyla kapatmaya çalışmanız. Herkes size gelecek zaman içerisinde başvurmaya başlayacak ve aralarından en iyi profile sahip olan antrenörlerle anlaşmaya çalışacaksınız. Oldukça basit bir yöntem. Onu söyleyebilirim. Zaten oyunu anladıkça kavradıkça bazı şeyleri artık ilan açmadan da böyle gözünüzle elinizle tuttuğunuzu gördüğünüzü kulübe almaya başlayacaksınız. Onları da zamanla eğer başımıza gelirse zaten göstermeye çalışırım. Gelelim transfer komitemize. Burada daha çok gözlemciler, futbol direktörü, antrenör gelişim sorumluları ile alakalı bizi ilgilendiren meseleler var. Desek kabaca yanlış bir tabir olmaz zannediyorum. Futbol direktörünün ne iş yaptığını biliyorsunuz. Zamanında Fenerbahçe'de Galatasaray'da kullandı bunları. Bizim spor basınımızda da çok fazla yer bulan isimler oldular. İşte Komolli gibi bir tane adam vardı. Şu an PSG'de futbol direktörü olması lazım. Adaklı var gelmiyor. Onun gibi transferde e, yön belirten, transferlere ön ayak olan isimler oluyorlar genelde. Futbol menajerde de kullanım hemen hemen aynı. Mesela bir futbol direktörü alıp bütün transfer, gözlemleme ve benzeri işleri ona devredebilirsiniz. Yani oyunda sadece maçlarla, antrenmanlarla ilgilenip transferler konusunu bir kişiye veya birden fazla kişiye devredebilirsiniz. O yüzden zaten futbol menajerde arkada devasa bir ekibin varlığından sürekli bahsediyoruz. Transfer komitemizde kimler var? Futbol direktörümüz var. Antrenör gelişim sorunumuz var. Baş gözlemcimiz var. Tahmin edeceğiniz üzere gözlemcilerin nereleri ve kimleri gözlemleyeceğini belirleyen isimler bunlar. Gözlemcilerimiz var. Oyuncu analistlerimiz var ve kiralık oyuncu sorumlularımız var. Kiralık oyuncu sorumluları zaten direkt olarak göndermeye çalıştığınız kiralık oyuncularla ilgilenen bir personel. Oyuncu analisti oyuncuları analiz etmek amacıyla kullandığınız personeller. İşte o raporlar vardı ya oyuncu raporları vesaire onları harmanlayıp size bir e, rapor çıkartan personeller diyebilir. Gözlemciler klasik gözlem yapan, oyuncu profillerini açan, sizlere isabetli bilgi getirmeye çalışan oyuncular hakkındaki personeller diyebiliriz. Antrenör gelişim sorumluluğumuzda kulübümüzde çalışan bütün personellerin lisanslarıyla ilgilenen, onların daha da gelişmesi yönünde size tavsiyeler veren insanlar oluyorlar genel olarak. Yani transfer komitemiz böyle Ve yine buradaki buton aracılığıyla eksik olan mevkilerimizi doldurabiliyoruz. Bakın zaten çok kolay bir kullanımı var. Burada diyor ki mesela 4 oyuncu analisti alabiliriz. Şu an sende sıfır var diyor. Siz buradan bakıp direkt olarak şunu demeniz lazım. Gideyim ben bir oyuncu analisti için ilan vereyim. 4 kişi alabiliyorum. Başvurular gelecek ve ona istinaden ilanları toplayacaksınız. Beğendiğinizi de kulübünüze alacaksınız. Sağlık ekibine gelelim. Gerçekte de olduğu gibi oyunda da bir sağlık ekibi olmak zorunda. Kimlermiş bunlar? Onları bir tanıyalım. Baş fizyoterapistimiz var. Sağlık ekibi sorumlumuz var. Spor bilimi teknoloji bölümü sorumlumuz var. Fizyoterapistlerimiz var. Doktorumuz var. Spor bilimcimiz var. Burada sadece müdahale edemediğimiz tek bir isim var. Kulübün doktoru değerli arkadaşlar. Diğerlerini yine kendiniz ilan açarak doldurabiliyorsunuz. Hatta zannediyorum sağlık ekibi sorumlusuna da karışamıyorsunuz. Onları kulüp kendi atıyor. Ben öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet bakın mesela doktorun bir profil yok. Sadece ismi var. Ne kadar maaş aldığı, kaç yılına kadar sözleşmesinin olduğu vesaire yazmıyor. Bunları ne yapıyorsunuz? Biz müdahale edemiyorsunuz. Bakın aynı şekilde sağlık ekibi sorumlusuna da müdahale et söz konusu değil. Yener İnce Galatasaray'ın sağlık ekibinden sorumlu personeli. Onu ne kovabiliyorsunuz ne sözleşmesini ayarlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Bu konuda biraz daha rahatsınız diyebilirim. Baş fizyoterapist adı üstünde zaten. Yani oyuncuların sağlığıyla ilgilenen baş doktor gibi düşünebiliriz. Sağlık ekibi sorumlusu Yener İnce. Görevini tanımını zaten biliyorsunuz. Spor Bilim Teknoloji Bölümü sorumlusu. Oyuncuların sağlıklarıyla alakalı geri dönüşler yapan antrenman performanslarında sağlıkları hakkında geri Dönüşler yapan personelimiz, fizyoterapistlerimiz, oyuncuların sürekli olarak diri kalmasını, sakatlıklardan hızlı bir şekilde dönmesini sağlayan doktorlarımız gibi düşünebilirsiniz ve spor bilimcimiz hemen hemen teknoloji bölüm sorumlusuyla aynı işlevi olan personellerimiz. Şimdi bazı personeller var aslında işlevleri var ama çok da böyle e, oyunun gidişatına etkili olabilecek personeller değil. İşte bunlardan bazıları spor bilimcisi, kiralık oyuncu sorumlusu gibi biraz daha böyle kozmetik düşünebileceğiniz personeller. O yüzden bütün personellerle hani ilgileneyim çok fazla efor sarf edeyim gibi bir şey. Bence hiç girişmeyin başlarken. Dediğim gibi boştaki mevkilere ilan verin. Gelen en iyi personellerle sözleşme imzalayıp kulübünüzdeki personel eksiğini kapatın. Yani oyuna başladıktan sonra yapacağınız ilk işlerden bir tanesi kulüp personellerini tamamlamak olsun. Peki genel bakışın altındaki yan şeylere baktığımız zaman aslında pek bir şey yok burada. Yani burada daha detaylı görebildiğiniz işte sözleşmeleri, kim oldukları, profillerine ulaş bildiğiniz alt menüler var. Bunlara bakarsınız, incelersiniz. Artık bu değerlerin ne ifade ettiğini biliyorsunuz. Anlattım ben sizlere. Ne demiştik? Çok kaba bir tabir kullanmıştık. Yani bir personelde veya bir futbolcuda beyazlardan, sarılardan, kırmızılardan olabildiğince kaçmaya çalışıyoruz. Mesela personellere gelmişken anlatayım ben size bazı şeyleri. Yine ne yazık ki ama. Şimdi oyuncu profillerinde ve personellerde görev tanımına göre oyun zaten size ihtiyaç duyduğunuz parametreleri belirtiyor. Bunu nasıl yapacak? Bakın ekranlarınızda da gözüküyor. Gözlemci için ihtiyaç duyulan değerler neymiş? Oyuncu potansiyeli değerlendirme, oyuncu yeteneği değerlendirme ve uyum. Uyum neydi? Adaptasyon özelliğini ifade eden bir değerdi. Öyle değil mi? Yeni iş ortamına ne kadar alışabildiği, çalıştığı ekiple ne kadar koordineli çalışabildiği bir değeri temsil ediyordu. Bizim gözlemci için neye ihtiyacımız var? Oyuncu potansiyeli değerlendirmeye, oyuncu yeteneği değerlendirmeye ve uyuma ihtiyacımız var. Buradan şöyle bir çıkarım yap. Yani disiplini olsa da olur, olmasa da olur. Hani olursa çok daha güzel olur ama olmasa da olur. Sizin basic olarak, temel olarak bir gözlemci alabilmeniz için dikkat edeceğiniz 3 husus işte burada belirtilen değerler. Bakın aynı şeyi kaleci antrenörlüğünde yapalım. Neler değişecek? Kaleci antrenörlüğündeki değerlerin olması gerektiği söyleniyor. Ve zihinsel olarak disiplin, kararlılık, motivasyon aranıyor. Anladınız mı? Mantık çok güzel oturması lazım çünkü çok basit gerçekten. E buradan tek tek diğer rollere bakarak diğer personel rollerine, personel görevlerine bakarak hangi personelin hangi görevde neye ihtiyaç duyduğunu siz çalışacaksınız. Bakın bu sizin göreviniz. Benim bunları tek tek anlatmam mümkün değil. Video 2 saat, 3 saat, belki 4-5 saat sürer. Biraz siz emek vereceksiniz, biraz ben vereceğim ve ortaya futbol menajer temelini oturtmaya çalışacağız. Peki burada gözlemcilere sadece parantez açacağım. Onu da neden açacağımı anlatayım. Öncelikle açmam için uygun bir aday bulmamız lazım bu noktada. Mesela Francis Kagigao çok uygun bir aday. Şimdi hem gözlemcilik için aranan özellikleri top seviyede, yüksek seviyelerde yeşil değerleri var görüyorsunuz. Ne demiştik? En yüksek değer 20 demiştik. Adam neredeyse 54 yaşında son seviyeye ulaştı ulaşacak yani. O noktaya gelmiş. Oyuncu potansiyelini ve yeteneğini çok iyi noktada değerlendirebilen uyum değeri sayesinde de adaptasyonu yüksek, çalışma verimliliği yüksek bir personel kendisi. Gözlemci olarak kulübü mizde yer alıyor. Kişiliği de azimli. Kişiliklere ileride gireceğiz. Kişilikler de çok önemli. Negatif, nötr ve pozitif kişilikler var oyunda. Azimli, hırslı, kararlı gibi kişiliklere her zaman yönelmeye çalışın. Oyuncu ve personel alırken aklınızda bulunsun. Bunların sebebini de anlatacağım ileride ama biz gözlemcilik üzerinden önemli olan parantez açacağımız yere de bakalım. Gözlemcilik bilgi seviyesi. Şimdi buradaki personeller ne kadar çok ülke bilgisine sahip olursa kapsamlı olarak özellikle size o kadar fazla oyuncu getirecekler. Veri tabanı havuzunuzu o kadar dolduracaklar demek. Bakın bunun da sağlamasını çok güzel bir şekilde yapalım sizlerle. Gözlemcilik menüsüne geliyoruz. Gözlemcilik menziline giriyoruz ve dünya genelindeki bilgi seviyesi kutucuğuna basıyoruz. Şu anda biz ne görüyoruz biliyor musunuz? Galatasaray'ın personelleri ve kendi bilgi akışıyla dünya üzerindeki futbolcu ve personeller hakkındaki bilgi seviyesine görüyoruz. Mesela Galatasaray Batı Avrupa bölgesini üstü seviyede biliyormuş. Çok iyi bir şey bu. Doğu Asya'yı, Güney Asya'yı, Kuzey Amerika'yı ve Orta Avrupa'yı çok iyi seviyelerde biliyormuş. Güney Doğu Avrupa'yı, Britanya'yı ve Güney Avrupa'yı iyi seviyelerde biliyormuş. Şimdi şöyle bir şey aktarmıştım rehbere ilk başlarken. Şimdi futbol menajerde gerçek isimlerle oynuyorsunuz. Futbol dünyasındaki gerçek isimlerle. Fakat belli bir yıldan, belli bir zamandan sonra artık hepsi emekli olmaya başlıyorlar. Veri tabanından kalkmaya başlıyorlar. İşte tam o noktada oyun zaten her sene yeni personel ve oyuncu üretmeye devam ettiği bir noktada dünya genelindeki bilgi seviyeniz gözlemcilerinizin kulübünüze kattıkları ülkelerin bilgi seviyeleri burada birikmeye başlıyorlar. Yani bizim buradaki amacımız nedir? Galatasaray'ın başında bir menajer olarak tüm dünyayı gözlemleyebilmektir. Tüm dünyadaki personel ve oyuncular hakkında ufak tefek de olsa bilgi alabilmektir. Buna istinaden kulüp çalışanları üzerinde evet antrenörler çok önemli. Evet sağlık ekipleri çok önemli ama en hayati olan kısım gözlemciler kısmı. Dünya genelindeki bilgi seviyesi kısmı. Bunlar ne kadar çok yüksek olursa ilerleyen yıllarda yeni çıkan oyuncuları personelleri o kadar hızlı ve isabetli bir şekilde keşfedebilir ve oyununuzu yıllarca keyifle devam ettirebilirsiniz. Fakat diyelim ki bunu tam tersini yaptınız. Hiç ilgilenmediniz. Hiç bakmadınız. Tamamıyla hasbelkader bir oyun deneyimi yaşarsınız. Tamamıyla şans. İşte bu noktada şansa bırakmamak için Şimdi ne yapmak lazım buralara gerçekten önem vermek lazım. Tekrar zaten gözlemcimizin profiline gidelim. Francis Kagiga gerçekten ne tarz bir personel almanız gerektiğiyle alakalı müthiş bir personel, müthiş bir gözlemci. Kulübünüze gözlemci alırken çok fazla ülke bilen, bu ülkeleri kapsamlı seviyede bilen, uluslararası başarıları olan, uluslararası bütün kulüplerde hemen hemen çalışmış, tecrübeli kalibreli bir insan. Bu tarz insanlara her zaman ister gözlemci olsun, ister fizyoterapist olsun ister kaleci kondisyon duran top antrenörü olsun tercih etmeye çalışın. Anlaştık mı arkadaşlar? Gerçekten kolay. Peki tekrar dönüyorum. Şimdi Genel bakışın altını inceledik. Personel arama kısmından bahsedeyim. Olabildiğince yüzeysel bahsetmeye çalışacağım. Çünkü 20 dakikayı bulmuşuz hemen hemen. Diyelim ki ilanlar aracılığıyla değil de kendiniz personel bulup takıma kazandırmak istiyorsunuz. Bunun için de oyunda kullanabileceğiniz filtreler var. Burada yapacağımız filtreleri oyuncu ararken de kullanabilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle yeni arama kısmına geleceğiz. İşte bizim burası personel filtre kısmımız. Bizim neye ihtiyacımız vardı? Mesela bir duran top antrenörüne ihtiyacımız vardı. Duran top antrenörleri neredeydi? Antrenörlük kısmındaydı. Ona yönelik yeni sekmeme gidiyorum. Duran top antrenörümü seçiyorum ve burada istersem boşta olanları filtreliyorum. İstersem kulüpte olanları filtreliyorum. İstersem milli takımda olanları filtreliyorum. İstersem de fark etmez diye filtreliyorum. Dünya çapındaki itibarını seçebiliyorum. İtibar ve prestij konularını önceden anlatmıştım. Şimdi şöyle bir mekanik var futbol menajerde. Diyelim ki Galatasaray'ın başındasınız ve Ronaldo'yu Cristiano Ronaldo Ronaldo'yu veya Lionel Messi'yi Galatasaray'a getirdiniz. Doğal olarak onların prestij ve itibarları Galatasaray'dan yüksek olacak. Sizce bu nasıl bir transfer olur? Galatasaray'ın itibarı ve prestiji açısından çok kıymetli ve değerli bir transfer olur. Öyle değil mi? İşte personel seçerken de bu hususlara dikkat edebilirsiniz aynı zamanda. Ama dikkat edin. Filtreler genişledikçe daha fazla kriter beklentisine girdikçe aynı gerçek dünyada olduğu gibi çok kısıtlı personel bulacaksınız. Bunların sebebi de ne biliyor musunuz? Dünyadaki gözlem bilgi seviyeniz. Bak Bakın dünya çapındaki itibarı az olan kaç kişiyi görüyoruz dünyada? Bir kişiyi görüyoruz sadece. Bulduğu personele bak. Peki ben bunu çok az yaparsam kaç kişi görüyoruz? 112 kişi görüyoruz. Diyelim ki ben bunu iyi sayılır yapayım. Sıfır. Niye? Çünkü kulübün böyle bir personelden haberi yok. İşte gözlemcilerin önemi, kulüp çalışanlarınızı seçmedeki önem burada yatıyor aslında. Bütün mekanikler, bütün dinamikler birbiriyle bağlantılı. Böyle grid sistemi gibi düşünün. Her şey birbiriyle bağlantılı çalışıyor arkadaşlar. Neyse konu konumuza tekrar dönelim. Burayı hiç karıştırmıyorum. Fark etmez olarak işaretliyorum. Şimdi arama kriterlerimizi ve özelliklerimizi seçebiliyoruz burada. Sağdan özellik, soldan arama kriteri seçebiliyorsunuz. Ben genelde ne yaparım? Özellikler üzerinden yürürüm. Bana ne lazım? Duran top antrenörü lazım. Öyle değil mi? Peki duran top antrenörlerinde benim ihtiyacım olan şeyler neler? Bunu bilmiyorum. Öncelikle tamam bir filtremi kapatıyorum. Ondan sonra bir duran top antrenörüne giriyorum. Ne lazımmış bana? Duran top, disiplin, kararlılık, motivasyon ve taktiksel bilgi birikimi. Bunları aklımda tutuyorum. Tekrar filtrelemeye geliyorum ve buradan seçmeye başlıyorum. Kararlılık demiştik, motivasyon demiştik, değil mi? Yanlış demediysek. Disiplin demiştik, taktiksel, bilgi birikimi demiştik ve duran toplar demiştik. Şimdi 5 tane özellik seçtik. En az 15 olan personelleri filtrele diyoruz. Hiç kimse yok. Peki, olmayabilir bu arada. Azaltmaya başlıyorum. 14 yapıyorum. Bakın kimse yok. 13 yapıyorum. Kimse yok. 12 yine yok. 11. 10'da mesela bir kişi bulduk. Yoni Fedel diye bir personel. Hem kaleci antrenörü olarak Malmö'de çalışıyormuş hem de duran top antrenörü olarak kullanılabilecek bir personelmiş. Ama mesela benim hoşuma gitmedi. Neden? Taktiksel bilgi birikimi 10 olduğu için. Peki ben burada ne yapabilirim? Yani bazı şeyleri farklı kullanmak istiyorum diyelim. Şöyle yapabiliriz. Duran topu 15 yapabilirsiniz. Ve dersiniz ki buradan 3-5 tanesi eşleşsin. Yani seçtiğim 5 özellikten en az 3 tanesi tutsun diyebilirsiniz. Böylece filtrelememi biraz daha farklılaştırdım. Dokuz personel buldum. Bakayım. idare eder mesela. Başka bir tanesine bakayım. Meh. Yani bakın mesela bu bol dünyasında gerçekte olmayan oyunun kendi oluşturduğu bir personel. Yani alıp almamak sizin tercihiniz. Duran top antrenörü seçerken neyi kıstas alacaksınız onu ileride anlatacağım zaten ama umarım filtreleme ve manuel olarak personel arama kısmını anlamışızdır. Peki gelelim teknik heyet takip listesine. Şimdi futbol menajerde ne demiştik? Oyunun belgelerindeki klasörlerine çeşitli yama ve içerikler koyabiliyorsunuz. Bunları siz de oluşturabiliyorsunuz. Ee, mesela benim önceden hazırladığım bazı listeler var. En yetenekli personel listelerim var. Bunları daha da daraltmak istediğimiz zaman mesela asistan menajer listelerini yükleyip bakın müthiş bir liste. 92 kişinin olduğu. Buradan mesela tercih yapacak olduğunuzu varsayalım. Sütunları kullanacaksınız. Şuradaki kulüp ibaresine bir kere sol tıkladığım zaman en başa hiçbir kulüpte çalışmayan personelleri koyacak oyun. Akabinde sağ tarafa geçerek ki buradaki görünümleri de paylaştım ben YouTube kanalında. En böyle yeşil yeşil olan personelleri tercih etmeye çalışacaksınız. Bakın burada iyi itibarları, prestijleri de var, dereceleri de var. Değil mi? Bakın bu dereceler ne ifade ediyordu? Ne kadar kabiliyetli olduklarını ifade ediyordu. Bakın kişilikleri de var. Mesela ben buradan örnek de göstereyim sizlere. Dengeli bir kişiliğe sahip olan Yevis Koleo adındaki personelimiz gayet güzel bir profile sahip olmasına rağmen kişiliği sebebiyle nötr bir kişilik grubuna giriyor. Kişilikler de e, gerçekten çok önemli, kapsamlı bir konu. Üstün körü yine anlatmaya çalışacağım yeri geldiğinde ama personel seçerken bile bunlara dikkat edin. Mesela mükemmelliyetçi bir kişilik her zaman olumlu bir kişiliktir ve kulübe kazandırılması gereken bir kişiliktir. Böyle bir personel alacağınız zaman profiline de bakacaksınız. Diyeceksiniz ki o adam asistan menajer olarak gerçekten çok iyi statlara, çok iyi verilere sahip. Üstelik derecesi de 4 yıldız, kişiliği de mükemmelliyetçi. Ben bunu alabilirim diyeceksiniz. Yani bu tarz çıkarımlarla teknik heyet takip listesi üzerinden ve oyun dışından aldığınız listeleri de kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim iş piyasasına. Şimdi iş piyasasına bastığınız zaman Dünyadaki kulüplerin boş pozisyonlarını görüntülersiniz değerli arkadaşlar. Mesela Beşiktaş şu anda bir menajer arıyormuş yani böyle bir ilanı varmış. Mesela geliyoruz Beşiktaş'ın profiline hemen genel bakışın altındaki sekmeye geliyorum. Menajerlik için aranan kriterleri görüntüle diyorum. Burada Beşiktaş'ın kültürü, politikası, kuralları, itibarı ve bir takım bilgileri yer alıyor. Göreve talip olabiliyorum. Beşiktaş menajerliğine istersem talip olabiliyorum. Burası neden önemli? Şimdi bir takımla kariyer açtınız iyi gitmeye işler yolunda gitmeyebilir, her şey kötü olabilir. Bu durumda istifa etmek isteyebilir ya da istifa etmeden kendinize yedek bir takım arayışına çıkabilirsiniz. Ya bu durum illa kötü gidişatta ortaya çıkmayabilir. Örnek veriyorum, kulüpten sıkılmışsınızdır, başka bir kulübe geçmek istiyorsunuzdur. Yine iş piyasası üzerinden hangi kulüplerin boşta olduğunu, hangi kulüplerin ne aradığına bakabiliyorsunuz. İş güvencesi kısmı da hemen hemen aynı e, seviyede kullanılabilir. Burada sadece direkt olarak başvurabileceğiniz butonlar var, daha kullanışlı. Yani iş piyasasındaki görüntüyü burada daha net görebiliyorsunuz. Mesela Alanya'ya başvurulabiliyor. Bakın Beşiktaş'a başvurulabiliyor. Buca Spor, Amerikan Samoa, Fiji'nin 23 yaş altı takımına bile başvurabilirsiniz. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Baya bir ilan var burada. Genellikle milli takımların 20 yaş altı, 19 yaş altı milli takımlar da var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ama biz burada asıl neye bakacağız? Alttakilere bakacağız. Şimdi burada iş durumu diye bir seçenek var. Ve solda da mevcut menajerlerin isimlerini görüyorsunuz takımlarıyla beraber. Şimdi diyelim ki Galatasaray'ın başındasınız Premier Lig'e e gitmek istiyorsunuz. İşte bu sekme üzerinden Premier Lig takımlarını veya hedefinizdeki takımların ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Yani o menajerlerin kovulup kovulmayacağını görüyorsunuz. Eğer bir menajer sağlamsa iş durumundaki pozisyonu yüksek ihtimalle kısa vadede kovulmayacak demektir. Şimdi oyunun başında olduğumuz için herkesin pozisyonu sağlam. Yani hiç kimsenin performansını bilmiyoruz. O yüzden net bir şekilde konuşamıyoruz. Bakın güvenli diye bir alt kademeye indik mesela. Bunun bir altı oldukça güvenli. İşte bir altı güvenilmez. Onun bir altı sarsıntıda falan diye gidiyor. Tam böyle isimlerini de hatırlamıyorum ben. Ama şöyle bir şey göreceksiniz ileride. Zamanı ilerlettiğiniz zaman özellikle. işte güvenilmez, kovulmak üzere falan filan diye yazacak. Eğer o kulübe gitme hedefiniz varsa bu sekme üzerinden takip edebileceksiniz. Değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen gelelim sorumluluklar kısmına. Çünkü yine bir menüde 30 dakika harcadık. Sorumlulukları anlatmazsam o olmaz yani anlatmam gerekiyor. Muhtemelen antrenman ve sağlık merkezindeki menüleri bir sonraki bölüme aktaracağız mecbur. Çünkü burada sorumluluklar sekmesi altında kimin ne yapması gerektiğini tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz sizlerle beraber en alttaki menüden başlayalım. Ben genelde en alttan en üste doğru çıkmaya başlarım. Burada çeşitli görevler var. Bakın tek tek okuyalım. Takımın duran top taktikleriyle ilgilenir. Kim ilgilenir? Bu ilgilenen kişi ne yapar? Sağda açıklaması yazar. Solda kimin yaptığı yazar. İsterseniz yetki verebilirsiniz. Şimdi bizim kulübümüzde bir duran top antrenörü olmadığı için yetkiyi istersem antrenörlere verebilirim ama normalde bu iş yapan bir duran top antrenörü almanız gerekiyor. Onun mesela can okuyucu olduğunu düşünelim. Gelip buradan ona yetki verebilirsiniz ve yapay zeka can okuyucu üzerinden duran top taktiklerinizi, direktiflerinizi kendi belirler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Futbol menajerde bu tarz bir otomasyon sahip. Yani her şeyle, her detayla siz ilgilenmek zorunda değilsiniz. Duran top kısmımız böyle. U19'a da bu arada müdahale edebiliyorsunuz şu şekilde. O da aklınızda bulunsun. Yani bir tek az takımın düzenlemeleri değil U19'dan falan da sorumlusunuz. Unutmayın. Gelelim maç günü. Maç sorumluluklarına. Şimdi kenar talimatları var. Taktik ekranında maç yaparken özellikle bahsedeceğiz. Takım konuşmaları var. Bunları zaten siz yöneteceksiniz. Yani bu mecburi artık bunda yönetin bir zahmet. Bir de hazırlık maçları var. Hazırlık maçlarında yeni başlayan bir oyuncu olarak her zaman ne yapın biliyor musunuz? Siz yönetin. Ama oyunu öğrendiniz. Belli bir seviyeye geldiniz. Zamandan da tasarruf etmek istiyorsunuz. O zaman ne yapabilirsiniz? Asistan menajerlerinizi hazırlık maçlarını bırakıp onayla diyebilirsiniz. Böyle bir senaryoda sadece hazırlık maçı olan, resmi maç olmayan bütün karşılaşma takımınızın başına asistan menajeriniz geçer. Veyahut siz burada tercih edebilirsiniz bu arada. Gitsin. Dursun genç çıksın takımın başında da diyebilirsiniz. Burası da oldukça basit. Yani çok böyle anlatacağım bir şey yok. Bunlar hep sizin ödeviniz olacak değerli arkadaşlar. Sorumluluklar kısmından. Bol menajerdeki kulüp çalışanları hangi sorumluluklara sahip? Bunları kimlere aktarabilirsiniz? Kimlerle bu sorumlulukları paylaşabilirsiniz? Bunlar hep sizin göreviniz olacak. Bunlara lütfen bakmaktan geri durmayın. Bakın. Taktikler kısmına gelelim. Kadro seçimi hakkında öneri sunar. Üstün körü anlatayım ne ifade ettiğini. Buradan rastgele bir taktik seçiyorum. Tamam mı? Şimdi burada hızlı seçim diye bir seçeneğimiz var değerli arkadaşlar. Buna basarsam eğer. Bakın ne diyor? İrfan Saral oğluna göre Hamburg'la maçımızdan hemen önce bu oyuncularla sahaya çıkmalıyız diyor. Gördünüz mü? İşte o sorumluluk kısmındaki tekrar gelelim oraya. Kadro seçimi hakkında öneri sunar. Sorumluluğu oradaki buton aslında. Sadece bir örnek vermek istedim sizlere. İşte bunları öğrenmek için biraz kurcalamanız, biraz ödevleri yerine getirmeniz gerekiyor. E, aynı şeyleri U19 için de gerçekleştirebiliyorsunuz. Rakip takım talimatlarını da anlatacağım. Dediğim gibi ileride antrenmanlara gelelim. Şimdi yeni başlayanlar için antrenman detaylarını bir sonraki videoda gireceğiz ama benim Nersen'e tavsiyem şu olur. Mutlaka bir bakın antrenmanlarda neler var yani hangi antrenmanlar var oyunda ne yaptırabiliyorum ne çalıştırabiliyorum takımımı oyuncularıma vesaire diye bakacaksınız ama tavsiyem olabildiğince asistan menajere bırakmanız olur. Neden? Çünkü amacımız ilk etapta taktikleri öğrenmek. Nasıl bir taktik? taktik uygulayabileceğimizi öğrenmek. Takımı minimum sorumlulukla yönetmeyi öğrenmek. Oyuncuları yönetmeyi öğrenmek. Önce başarılı olmak için minimum sorumlulukla maksimum verim almaya çalışacağız. Akabinde yavaş yavaş sorumlulukları üzerimize almaya başlayacağız. Öyle değil mi? Yavaş yavaş oyunun derinlerine inmeye çalışacağız. Her oyun böyledir. Önce kolaydan başlarsınız. Önce minimum gereksinimleri ve sorumlulukları yerine getirirsiniz. Akabinde makro yönetime geçersiniz. İşte o yüzden her zaman ne diyorum? Olabildiğince minimum sorumlulukla daha basit işlere yoğunlaşarak oynamaya çalışın. Aa, dilerseniz ki ben direkt olarak kafa atacağım hocam. Ben bunların hepsini yapacağım. O zaman yetki tabii ki de sizde olacak. Bir sonraki bölümde bireysel ve genel antrenmanlardan zaten bahsedeceğiz. Burada sadece sorumluluk sekmesi üzerinden bunları da yönetim ekibinizdeki personellere sorumluluk olarak verebileceğinizi unutmayın. Onayla diyoruz. Medyaya gelelim. Evet oyunda bir medya var. Sosyal medya var, basın medyası var ve bunları aktif bir şekilde kullanmanız bence önemli. Normalde bir oyun olduğu için şimdi yani oyunda ne kadar fazla diyalog olabilir öyle değil mi? Belli başlı şablonlar var futbol menajerde. İsterseniz oyuncuyla konuşun, isterseniz farklı bir menajerle, personelle veya basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarıyla konuşun. Fark etmez. Bu bir oyun olduğu için belli bir kalıbı var diyalogların. Yani söyleyebileceğiniz şeyler belirli aslında. Şöyle örneklendireyim daha basit bir tabirle. Oyun yapımcıları oyuna işte bilmem kaç bin tane cümle koymuşlar ve o cümleler sürekli olarak dönüp duruyor. Medyayı aktif bir şekilde kullanmak oyuncu ve personel personelinizle, yönetiminizle, taraftarınızla ve diğer kulüplerle iletişiminizi güçlendirecek değerli arkadaşlar. Diğer kulüplerin size olan ilgisini arttıracak. Niye? Çok basit bir cevabı var aslında. Nasıl bugün sosyal medyayı kullanıyoruz ve her insanın dikkatini çekiyoruz. Oyunda da aynı mekanik geçerli. Medyayı kullandığınız takdirde yapay zekanın dikkatini çekiyorsunuz ve bu sizin için pozitif bir şey. Olabildiğince kullanmaya çalışın. Sıkıldığınız noktalarda teknik ekibinize verirsiniz. Mesela bakalım. Maç öncesi ve sonra nasıl röportajları var oyunda. İşte maça tam gireceksiniz. E, soyun modasından çıkıyorsunuz. Oyuncularla konuşuyorsunuz. Oyuncuları sahaya gönderiyorsunuz. Hemen küçük çaplı bir e, soru soruyor basın mensupları. Diyelim ki bir süre sonra sıkıldınız yani. Hem çıkarken hem girerken soru görmek istemiyorsunuz. Hemen yetki ver deyip asistan menajerinize bu sorumluluğu atabilirsiniz. Uluslararası kupa maçları hakkında basın toplantıları. İşte Şampiyonlar Ligi maçınız var. Basın toplantısına katılacak mısınız? Katılmayacak mısınız? Bunları belirleyen bir sorumluluk. Yurt içindeki kupa maçları dediği yerde atıyorum Z SSK'da bir Fenerbahçe derbisi yapacaksınız. Bununla alakalı sorular gelecek ister istemez kupa ile alakalı. Bunlara katılıp katılmayacağınızı belirleyen bir sorumluluk var. Lig maçları hakkında aynı e, kupada olduğu gibi basın toplantıları düzenleyebileceğiniz bir sorumluluk var. Ve yeni transferlerle alakalı sorumluluk var. Ben ne yapıyorum? Genelde şuradan hepsini ayarla butonu var bakın. Biliyorum Hepsinin sorumluluğunu teknik heyet personeline ver deyip genelde futbol direktörüne atıyorum abi burayı. Onayla diyorum geçip gidiyorum. ya yani çok ilgilenmiyorum basın mensuplarıyla falan. Neden? Çünkü artık artık basın toplantılarında sorulan soruları ve cevapları ezberledim. O yüzden kullanmıyorum bu arada. Hani yeni bir diyalog olur, yeni bir şey olur. Mutlaka birkaç ay oyun oynarken deneyimlemeye çalışırım, öğrenmeye çalışırım. Ama siz bunları hiçbirini bilmediğiniz için olabildiğince kullanmaya çalışın ve faydalarını görün. Faydaları var bu arada. Asıl kullanmamak zararlı. Yani diğer kulüplerle olan ilişkileriniz, oyuncularla olan, personellerle olan ilişkileriniz çok daha yavaş artıyor. Dezavantajları da var. Atıyorum gidip farklı bir menajer, farklı bir oyuncu hakkında kötü konuşabilirsiniz olarak ilişkileriniz gerilmeye başlar, kötüleşmeye başlar. Ama avantajlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani herkes hakkında iyi konuşarak, nötr konuşarak faydalanabilirsiniz. Peki transfer ve sözleşmeler. Şimdi burada işte kiralık gönderilen oyuncuların gelişimi, kiralık oyunculara takım bulma sorumluluğu var. Bakın bunları mesela kimseye vermeyin değerli arkadaşlar. Takımınızdaki transferlerin bütün sorumluluklarını siz üstlenin. Aynı şekilde sözleşmelerde. Ya bunları üstlenmek çok önemli. Bunlara ileride değineceğiz. Ama bunlarla alakalı açıklamalı görmek, bu sorumlulukların ne işe yaradığını anlamak için yine sorumluluk ve transferler, sözleşmeler sekmesi üzerinden detaylıca kendiniz incelemek zorundasınız. Bu da yine sizin bu bölümlük ödeviniz olsun. Gözlemlemeye gelelim. Tavsiyem olacak. Şöyle ki bakın altta diyor ki bir oyuncu gözlemdiğinde şu kadar maç izlensin. Öncelikle bunu ne yapacaksınız? Bilgi seviyesi en yüksek dereceye gelene kadar yapacaksınız. Anlaşalım mı burada? Onayla diyeceksiniz. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Yani oyuncuyu bir maç izleyip de bir maçlık performansına göre size bir rapor profil göndermesin gözlemci. Oyuncu hakkında bilgi seviyesi en yüksek dereceye gelene kadar oyuncu izlesin. Bunu bütün futbol menajer oyuncuları böyle kullanmalı. En azından ben böyle kullanıyorum. Onun dışında sorumluluklarımız var. Gözlemcilik raporlarını başka gözlemciler sunar. Rakip takım hakkındaki gözlemci raporlarını herhangi bir gözlemci sunar. Değiştirebilirsiniz diğer gözlemcileriniz arasında. İsterseniz baş gözlemciye de verebilirsiniz. Kendi takımınız ve rakip takımınız hakkındaki analiz raporlarını da performans analistleri sunar. Ya buradaki yetkilere çok fazla karışmanızı tavsiye etmem. Şu son dörtteki yetkilere özellikle. Ama üsttekilerle ilgilenebilirsiniz. Şimdi gözlemcilik görevlendirmelerini normalde gözlemcilik menüsünü incelediğimiz gün anlatacağım sizlere detaylı olarak ama yeni başlayanlara tavsiyem nedir biliyor musunuz? Futbol direktörüne vermeleridir. Yani futbol direktörü dediğimiz direkt komolliyi düşünün ya. Fenerbahçe'nin uyguladığı bir dönem komolliyi düşünün. Gözlemcilere diyor ki arkadaşlar gidin Orta Avrupa'yı, Güney Afrika'yı falan inceleyin. Orada Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan olan oyuncuları bulun. Yani görevleri o veriyor. Mesela diyelim ki burada sorumluluğu üstünüze aldınız. Siz gidip şuradaki menü aracılığıyla transfer odağından falan ayarlanabiliyor bunlar. Ama dediğim gibi ileride anlatmaya çalışacağım. Nerede kalmıştı? Gözlemlemede kalmıştı. Gözlemci görevlendirmelerini dediğim gibi futbol direktörüne bırakın. Toplantıları siz yapın. Yani gelsinlerse bunları bunları gözlemledik. Şunlara bir bakın hocam. Kesin. Onları siz yönetin. Orası kalsın. Aklınızda bulunsun. Öneriler ve raporlar. Buralar çok önemli değil. İlla bahsetmemiz gerekecek olursa siz bakacaksınız. Yine sizin ödeviniz olacak. Ya yani burada e, öneri ve raporların hangi sıklıkla sizlere ulaştırılacağını belirleyebildiğiniz bir sekme. Bunlarla alakalı kim geri bildirim yapacak? Bunları belirleyebiliyorsunuz. O yüzden bir bakın. Yani biraz zevk ve renk meselesi açıkçası. Nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayın. Kulüp çalışanları kısmı. Burası da şöyle söyleyeyim ben size. Aynı transfer ve sözleşmeler, sorumluluklarında olduğu gibi ekranlarınızda da gözükecek. Kulübün personel alımı ve bu personellerin sözleşmeleriyle alakalı sorumlulukları siz mi yapacaksınız yoksa futbol direktörüne mi bırakacaksınız onu belirlediğiniz bir yer. Ben size şunu öneririm. U19 için tamamıyla futbol direktörüne bırakın. Az takımla alakalı sözleşmeleri ve az takıma alınacak personelleri siz belirleyin. Çok kolay. Yani U19'u başka bir antrenörünüz, başka bir teknik ekibiniz yürütsün. Az takımı siz yapın. Buradaki amacımız da ne? Minimum bir şekilde öğrenebilmek. Yani önce bir az takımı halledelim. Ondan sonra U19 takıma geçeriz. Amacımız bu. Peki yönetim, yönetimle alakalı yapın yapabileceğiniz bir şey yok ama mutlaka okuyun bakın buralara. Genel bakış da zaten bütün hepsini ayarlayabildiğiniz biraz daha geniş kapsamlı bir sekme. Öyle söyleyebiliriz. Evet zannediyorum bu kadardı. Ee, yani kulüp çalışanları kısmı hakikaten büyük bir kısım. Az bile anlattım. Yani biraz da böyle huzursuz hissediyorum bu konuda kendimi. Çok daha detaylı bir şekilde anlatmam gerekirdi ama muhtemelen rehber amacıyla yapacağımız Galatasaray'la oynayacağımız şöyle 2-3 bölümlük bir video içerisinde mutlaka bahsederim. Bu anlattıklarımı da pratiğe dökerim dediğim gibi. Ama bugünlük bu kadar olsun. Müsaadenizi isteyeyim. Lütfen anlattıklarımı unutmayın değerli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli şeyler anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum her videoda. Bu işin %90'ı sizde unutmayın. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz özellikle abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.